Tesettür İslam'da cinsiyetin değil kişiliğin hal bulması demek. Aslında kişilikle ortaya çıkmak demek. Cinsiyetle alışveriş yapmamak ya da cinsiyete göre muamele yapmamak demek aslında. Sadece kadına değil erkeğe de var bu tabii ki. Kadın üzerinden devam ediyoruz ama kadını bir pazara koydukları için kadın üzerinden çok yoğunlaştı. Ama bunun alıcısı da erkekler sonuçta. Yani göze hitap etmesi, işte gönle hitap etmesi, işte ne bileyim ya da hanımını gösterirken kolunda işte bu benim hanımım dediğinde bir gurur duyması. Yani kadının alışveriş standında olmaması gerekiyor. İslam da bunu anlatıyor aslında. Allah-u Teala diyor ki siz hanımınızı standa koymayın. Çünkü o alınıp satılabilen bir meta değil. O değerli bir varlık, değerli bir konum. Sizin geleceğinizi inşa eden bir varlık ve tamamen ticaretten uzak olması gereken bir varlık. Ama modernleşmeyle beraber biz Allah'ın bu yasasını aldık getirdik. Kadını pazarın büyük bir bölümüne maalesef meta gibi koyuverdik. Artık kadınların güzellikleri, fizikleri, giydikleri iç çamaşırları, satılan arabalarda bile kadını obje olarak kullanmaya başladık. Yani İslam'ın tam tersi istikamette yol alıyoruz ama bu tabii ki birdenbire olmadı. Bizim buna kapı açmamız, saha oluşturmamız da buna bir sebebiyet verdi diyebiliriz. Savaşlarda strateji önemlidir. Strateji kurbanı olduk. Onlar bizim başımızdakini açmaya çabalamadılar. Onların derdi bizim zihnimizdeki tesettürü yok etmekti. Biz başörtümüzü başımızda tutacağız diye savaş verirken onlar zihnimizdeki tesettürü çoktan soymuşlardı. Ve bizim zihnimizdeki tesettür kaybolduğunda çocuklarımızda vuku bulmadı artık. Ve çocuklarımıza verebileceğimiz sadece o günlerde yaptığımız emek kaldı. Ve bu da babaannelerimizin masalı gibi bir şey oldu. Hani Kur'an-ı Kerim'de der ya öncekilerin masalları. Artık 90'da verdiğimiz o mücadeleler, Süleymaniye'de yediğimiz coplar sadece eskilerin masalları olarak kaldı. Aslında büyük bir strateji kurbanı olduk o günlerde. Zihnimizdeki tesettürü muhafaza etmek zorundaydık. Kur'an'daki tesettür algısını oluşturmak zorundaydık. Biz tesettürü saçımız görünmesin diye takmıyoruz. Biz dişiliğimizle değil kişiliğimizle var olduğumuzu göstermek adına takıyoruz. Ve biz cinsiyetimizle değil aklımızla var olduğumuzu, duruşumuzla var olduğumuzu ve var ettiğimizi göstermek adına buradayız. Hanımlar olarak bunu muhafaza edemedik çünkü dediğim gibi arkadan saldırdılar. Biz öndeki düşmanları gördük, onlarla savaştık ve galip geldiğimizi düşünüyoruz günümüzde. Ama ben mağlup olduğumuzu düşünüyorum. Ya ben tesettürün hükümet eliyle olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben dediğim gibi tesettür başörtüsünden ibaret saymıyorum. Tesettür erkeklerde de vardır. Göz kapaklarıyla ve zihinleriyle alakalıdır. Yani buna devlet bir yasa koyarak bunu oluşturamaz. Ben böyle düşünmüyorum şahsım adına. Ama tabii ki devlet güçlü bir yapılanmadır. Ve topluma aslında hitap eder. Devlet toplumun görünen yüzüdür, söyleyen dilidir aslında. Yani biz oylarımızı vererek biz devleti seçiyoruz ve devlet bize hitap ediyor. Arz talep meselesi bir nevi de. Yani biz modernleşmek istiyoruz, biz lüks yaşamak istiyoruz, biz Avrupa'yı bir hayat istiyoruz. Ben bunu genelde mümin insanlar adına söylüyorum. Yani sadece bunu laik kesim istemiyor. Biz laik kesimi eleştirirken onların yaşantılarını istiyoruz. Onların tatil beldelerine gitmek istiyoruz. Onların işte gittiği yurt dışı seyahatlerine imreniyoruz. Onların yaptıkları işte sofraları dizmeye çabalıyoruz. Onların gittikleri lokantaları övüyoruz. Ya bu devletle çok devletin yasalarıyla alakalı değil. Bu bizim kafamızdaki yasayla alakalı ve toplumun geneli bu yaşam tarzını benimsedi. Ve devlet de benimsenen bu yaşam tarzına maalesef kapı açıyor. Olmasa keşke diyorum ama bu dediğim gibi kafamızdaki dini algıyla alakalı. Dini kendimize uydurduk. Biz dine uyma gereği hissetmedik. Her pazarın bir satıcısı, her satıcının bir alıcısı vardır. Biz mümin kızlarımızı eğer tezgaha koyduysak merak etmeyin onları giydiren bulunur. Çünkü ne kadar güzel görünürse tezgahımız satıcıyı o kadar çok çeker ve cezbederiz. Bu bir zamanlar moda dergilerinde mankenlerle yapılan işlemdi. Evet laik kesimi bu şekilde bertaraf ettiler bir şekilde ama mümin kızları tezgaha koymak çok kolay değildi.
Biraz önce dediğim gibi 90'lardan başlayarak ciddi bir strateji hatası yaptık biz. Bu savaşta mağlup olduk ve tezgahta bir de baktık bizim kızlarımız oturuyor. Ve onları allayıp pullamak artık yani o kadar moda dergileri çıktı ki hatta o kadar güzel sayfalar var ki kızlarımızı giydirip, süsleyip, püsleyip ve bunu yaşamayan çocuk, bunu yaşamayan genç zannediyor ki hayattan koptum, ben yokum. Kendi kişilik ve karakterini o tezgahtaki konumuyla belirliyor. O tezgahta yoksa hayatta yok sayıyor kendini. Ve bu şekilde biz de anneler olarak çocuğumuzun varoluşunu, var olma amacını biz daha da arkadan itekleyerek o tezgahta en öne itmeye çabalıyoruz. Bence o çocuğu giydirmek, o çocuğu süslemek, o çocuğa işte alıcı bulmak çok zor bir şey değil. Bir insan süslenip pazara gidiyorsa, domates almaya eğer düğüne gider gibi gidiyorsa içinde büyük yaşanılmamışlıkları vardır. Bunu anne baba olarak biz başaramadık. Çocuklarımızı gerçekten manevi bir doyuma ulaştıramadık. Ve açlıkları var. Bu açlıklarını o tezgaha baktıklarında süslü püslü o kadar güzel rengarenk görünüyorlar ki ve övgü alma gereği hissediyorlar. İlgi istiyorlar, ilgiye ihtiyaçları var. Ve bu çocukları bir şekilde bu tezgaha bizler de itekliyoruz. Alıcısı satıcısı olan bir tezgah zaten. O tutturdular mümin kızları oraya. Biz sadece seyredip ahvah ediyoruz. Sosyal medyada feveran koparıyor herkes. Ama yani bunları sonuçta biz oluşturduk. Bu tezgahı biz açtık. Bu elbiseleri biz giydirdik. Bu çocukları biz aç bıraktık. Bu alıcılara biz bağırdık. Gelin buyurun bizim kızımız var diye. Ama ilimle doyurmuş olsaydık bu çocukları, bilgiyle doyurmuş olsaydık, maneviyatla doyurmuş olsaydık bu çocukları, emin olun ki bu çocuklardan dünya liderleri çıkardı. Dünyaya yön veren insanlar çıkardı. Sadece kızlar olarak da söylemiyorum, erkekler olarak da böyle. Erkeklerimiz duruşunu bozdu. Erkeklerimiz bizim yoldaki işaretlerimiz gibidir. Biz işaretleri kaybettik. Ve bugün kızlar işaretsiz yola devam etmek zorundalar. Niye işte patikaya çıktılar, neden caddeyi bıraktılar diye soru soruyoruz şu anda. Çünkü işaret yok, levha yok. Ve erkeklerimizin bir an önce ilimle meşgul olması, kendilerini gerçekten o konuma tekrardan oturtturmaları lazım. Koltuklarını terk etmemeliler. Erkeklerimiz koltuklarını terk ettiklerinde kızlarımız dağlara bayırlara dağıldı. Bugün sorunumuz da bu bence. Hükümete düşen görev bir kere tabana kulak vermesi lazım. Taban rahatsız. Ciddi anlamda bir rahatsızlığımız var. Hem maddi rahatsızlığımız var, hem manevi rahatsızlığımız var, hem ilmi bir rahatsızlığımız var. Yani çocuklarımızı biz 12-13 sene okula gönderdikten sonra maalesef bir cahille tekrar baş başa kalıyoruz. Yani üniversite bitirmiş bir çocuğun ciddi anlamda evdeki ilkokul mezunu bir insana yol gösterememesi, ona bir şeyi ifade edememesi, anlatamaması ya da dünya döngüsünden habersiz olması çok ciddi anlamda bir sorun. Devletin yapabileceği şey çocuklarımıza ilmi alanda ciddi ilmi alanlar açması lazım. Fizik, kimya, biyoloji ne okursa okusun çocuk. Aşçılık dahi okuyorsa en alasını, en güzelini yapmalı. Ama bugün bu sorunu aşabilir miyiz diye sorarsanız gönlümüzdeki o manevi boşluğu doldurmadan aşamayacağız. Ne kazanırsak kazanalım, ne yaparsak yapalım o boşluğu doldurmadan hiçbir şey yapamayacağımızı düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşları da reklamdan çok artık eyleme geçsinler. Çünkü biz bir şeyi yaparken biz de bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ben Ehader Ev Hanımları Derneği'yim. Bana faaliyetlerimi sorduklarında ben faaliyetlerimi anlatamıyorum. Çünkü anlatılacak bir faaliyetim yok ve ben haftanın 6 günü gerekirse 12 saat çalışarak devam ediyorum. Ama anlatmaya geldiğinde ben bunu anlatamıyorum, dile dökemiyorum. Çünkü benim çalışmamın dile dökülecek bir şeyi yok. Ben toplumda gerçekten bir düzenleme yapmaya çabalıyorum ve dokunduğum insanlar değişiyor mu bunu görüyorum. Ve bunu ben kaleme dökemem, bunu yazıya dökemem, bunu devlet dairesine anlatamam. Ama insanlar hiçbir şey yapmıyor. Bir köpeğe su veriyor, bütün basını oraya çağırıyor. Köpeğe su verdi. Ya bundan vazgeçmemiz lazım artık. Ciddi anlamda çalışan derneklerimiz de var. Yani gerçekten takdir ettiğim güzel derneklerimiz, vakıflarımız var. Ama birçok vakfımız sadece maddi alanda kendini genişletmek, sesini duyurmak ve sadece reklam olmak için piyasadalar.
Bence bu derneklerin de bir elenmesi lazım. İş yapan dernekler, gerçekten sağlam vakıflar hayatını devam ettirmeli. Diğerleri bir an önce kendi alanlarına çekilmeli diye düşünüyorum.